Herkese selamlar dostlar. 31 Mayıs ve 1 Haziran 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 7 adet mücadelemiz var. İdeal ve yüksek oranlardan devam edeceğiz. Çok güzel ilerliyoruz. Umarım böyle devam ederiz diyerekten de sizlerle videomuza başlayalım. Öncelikle Haziran ayı için katı Telegram gruplarımızın yenilendiğini söyledim. Bu zaten son duyurumdur bilginize. Haziran ayı için gelmek isteyenler isteyen Instagram üzerinden isteyenler de katıl butonu üzerinden gelebilirler. Bir adet maç skor yarışmamız var. Sevilla Roma. Sizce maç skoru ne olur diye sizlere sorduk. Çok güzel bir karşılaşma olacaktır bence. Benim düşüncem öyle. Ama kısır bir karşılaşma olacaktır. Şöyle maçın indeks beklentisi bir birlik bir beraberlik. Ne olur ne biter bilmiyorum ama siz yorumlara yazmayı unutmayın skor yarışmasını. Bilenler de Instagram üzerinden mesaj atsın. Editörümüz bilen herkese alacak bu maçı. İletişim olarak da Instagram adresimiz Kangal Tips olaraktan da Pardon, Kangal Bey olaraktan da doğrudan iletişime geçebilirsiniz. Diğer hesaba giremiyoruz. Problem olduğu için Kangal Bey bu hesaba yazın bilgisini verelim. Dün yüksek misli verdim. Dün gece NBA maçı vardı. Boston maçı vardı bildiğiniz üzere. Dedim ki 1500 misli yapıştırın. Ben burada Miami'nin 12 sayı farkı geçeceğini düşünmüyordum ki maçı kazandı. Öyle düşüneyim. Hatta 12 sayı fark attı herhalde. Bir 17, 18 sayı fark attı. Öyle bir maçtı ve çok güveniyordum. Bunu da yüksek misli olarak 1500 misli önerdim. Şimdi diyeceksiniz ki ya bu maça neden 1500 misli önerdin? Bak yazı gelsin ekrana. Yazı gelsin oğlum. Şimdi yazı, yazılardan başlayalım. Size ba baba bir şöyle bak 3 tane başlık altına anlatmışım. Baba racon. Bildiğiniz üzere finalde Denver var. Miami şöyle bir racon yaptı. Boston'da oynandı mücadele. Dönüş biletini Miami'ye değil e, Denver'a direkt bilet kestiler. Dediler ki biz bu finali geçeceğiz Denver'a gideceğiz abi. Öyle bir racon kestiler. Tarih tekerrür eder mi? Diyerekten de. Bir NBA takımı seriyi 3-0'a getirdiği zaman bu tür playoff maçlarında bakın 151 kez bu olmuş. Anladınız mı? 151 kez bu olmuş. Ve o seriyi 3-0'a getiren takım kazanmış. Burada Miami'de 3-0'a getirdiği için seri 3-3'e gelmesine rağmen ben bir Miami galibiyeti bekliyordum. Geldim. Butler ne dedi peki? Herkes rahat olsun. Bu maç bizde iddialı konuşmalar da yaptı. Oradan da ben zaten aldım. Yakaladık yani. Bu istatistikler bunlar. Hatta ideal ve yüksek orandan önerdiğim zaman da kupon odasına 11 sayı fark yemezini attım. İdealden 1.46 gibi orandan. Ve riskli olarak da doğrudan mat sonu 2 alınabilir şeklinde. 3.13 gibi orandan da zaten yazımda belirttim. Değerlendirin herkes. Tebrikler. NBA'de şov devam edelim ve devam edelim. Herkes açık Telegram kanalında dün bir adet ideal kombin önerdim. Dedim ya buraya katılmayı unutmayın. Burada da ara ara canlı maçlar, kombinler video çekmedim dün. Fakat ideal kombin önerimizi yaptık. Çok güzel bir şekilde başarı sağlandı. Onun da bilgisini verelim. Şöyle 1.95 gibi oradan kazandı. Herkes açık gruba attık. Buraya da açıklama ve yorumlar kısmında var. Katılmayı unutmayınız. Bir de canlı maçlarda zaten başarımızı biliyorsunuzdur. Canlı olarak basket, futbol, tenis, Yeri geliyor handball, buz okeyi. Hepsinden ilerlemeyi biliyoruz. O yüzden canlı maçlarda canlı maçlarla da gruplarımıza dahil olabilirsiniz diyerek geçelim. 7 tane maçımız var. Sevilla Roma maçının maç sizlere sorduk. Şöyle güzel beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Güzel seviyede like ve yorum gelirse ücretsiz gruba da canlı kupon sallarız. Eyüp Spor'la Bodrum Spor karşılaşması. Şimdi Eyüp Spor burada favori olarak gösterilmiş. Maç Eyüp Spor'un sahasında oynanacak. Bodrum karşılaşması. Ya benim gönlüm bir yandan Arda Turan çıksın istiyorum ama Eyüp takımı gelsin istemiyorum. Arda gelsin Eyüp gelsin, gelmesin istiyorum. Diğer taraftan da Bodrum güzel şehirdir. E, stadı çok büyük değil. Yani Süper Lig'e belki neşe katabilir diye düşünüyorum ama zor bir mücadele. Ben mücadelede çok fazla gol beklemediğimi belirteyim bu karşılaşmada. Şöyle Avrupa'dan oynayanlar Avrupa'dan oynayanlar oran 1.40 seviyesinde 1.42 3.5 altını alabilir fakat nesine için oran açılmamış yetersiz seviyede 1.24 gibi oran açmışlar. Ben mücadele genelinin nesine oranında ideal kombinleri alırsanız 3.5 altı olarak alın ama ideal kombinleri alacaksanız da almayın derim bunu daha yüksek orandan. Şöyle önerim 2.5 altı sistem kuponu atarım nesine için Avrupa için yapacağım ideal kuponları da 3.5 altını bu maçı alabilirim 1.42 oranı var zaten biz gibi bence. Çok fazla gol beklemiyorum bu maçtan. İkinci mücadelem Sevilla ile Roma. Bu maçın nasıl konu sizlere sorduk ne olur diyerekten de. Yani her iki takım da yani birbirini çok kapatacaktır bu takım. Her iki takım da birbirine çok az pozisyon vermek isteyecektir bu maçta. Bir tarafta Mourinho var. Kupaların e, tecrübeli insanı. Diğer takımda kupaların da tecrübeli takımı var, Sevilla var. Hangisi ağır basacak bakalım. Roma da bu, bu tür maçları iyi oynuyor. Sevilla da zaten yani o winner'lık var bu kupada. Bildiğiniz üzere en çok kazanan takım Sevilla. Tekrardan finale çıkmayı başardı. Garip bir şey yani. Ben anlamadım ama bu Sevilla'nın bu kadar başarısı gerçekten garipsinebilecek şekilde. Ben mücadele genelinde yani her iki takımda birbirini çok fazla kapatacağı için burada 25 altı önereceğim sizlere. Ki bakın iddia bile biliyor yani. Diyor ki ulan bu her iki takım karşıya karşıya gelmiş. Golü kim atacak? şeklinde 2.5 altı 1.33 gibi oranı açmışlar. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Ben mücadele çok fazla gol beklemedim belirteyim. Herhangi bir yüksek oran yapmak önerisi yapmak gerekirse mücadelede şu şekilde ilk yarıdan sıfır oran düşük. Maç sonu sıfır daha olabilir de yani alt alın geçin bu maçı. Darüşşafaka ile Anadolu Efes mücadelesi. Bu maçın Avrupa'dan oranlarına baktım. Nesine için oranlar daha henüz açılmamış. İlk maçı zaten Anadolu Efes kazandı. Bu maçta ne yapar diyerekten bizlere sormuşlar. Anadolu Efes'in oranı 1.23 Avrupa'da. Burada muhtemelen 1.09 falan olacaktır. Burada gidecekseniz seri 2 olursa maç bitiyor. Efes yabancılardan çok üst düzey bir katkı aldığı için burada. Efes'in atacağı sayıya gidelim. 86 açabilirler diye düşünüyorum. Deplasman'da olması kaynaklı. Gerçi Volkswagen İstanbul'a ne de oynanacak karşılaşmada. Da. Yani Deplasman'ın atacağı sayıyı alalım. Çünkü Misic, Larkin, Flyburn, hatta Elijah Brand bile çok formda. O yüzden yabancılardan iyi katkı aldığı için ve potu altında ile birlikte iyi işler çıkarıyor. Efes'in Atıcı'ya sayıyı almak mantıklı. Tofaş'la Fenerbahçe-Beko karşılaşması. Fenerbahçe Beko'da Tofaş'ı çok zorlanmadan geçti. Seri de o da aynı şekilde 1-0 önde. Burada da şöyle alalım. Ya bu maçta seri 2'de bitebilir gibi geliyor bana. İlk yerden 2 alırsak oran alırız. Avrupa'da oranın 1.33 maç sonu 2'nin. Burada 1.20 falan olacaktır. İlk yarı galibiyeti Fener'in burada 1.45 bandına açılabilir gibi geliyor bana. O yüzden ilk yarı 2 galibiyetini burada Fenerbahçe Beko adına sizlere öneririm. Değerlendirecekler bol şanslar. Geçelim 1 Haziran'a. 1 Haziran'dan 3 tane karşılaşma var. Üçünü de değerlendirme altına aldım. Değerlendirelim. Twente'nin maçını aldım. Şimdi Herik takıma baktığımız zaman da yani bu maçtan aslında kısır bir mücadele geçebilir gibi geliyor bana. Ya yani idealden bir var seçeneği alınabilir. Bir 41 gibi oranı var Herik takımda. Ben şu mücadeleyi şöyle bekliyorum. Mücadeleden ya 1-1 ya da 2-1 ev sahibi galibiyeti çıkabilir mi? Çünkü bu mücadeleler şöyle göstereyim sizlere. çift ayaklı maçlar olduğu için Avrupa'ya gitmek için yarı final maçları olduğu için şu ekranda görüyorsunuz. Diğer maçta Twente'nin zaten kendi evinde olmasından kaynaklı. Burada ev sahibinden olası bir galibiyet çıkar mı? Sürpriz olarak bekliyorum. Ben bir idealden var seçeneğini burada size bir 41 gibi oran öneriyorum. Yüksek oranlarda alacaksanız da toplam gol aralığı 2-3 gol bandında 1.82 ile bunun oranı var. Alacaksanız da toplam gol aralığını öyle değerlendirebilirsiniz. Bunun da önerisini yapalım. Stuttgart'la Hamburg karşılaşması. Hamburg son maçta neler oldu? Stad, taraftar stada indi, sahaya indi, bir şeyler oldu. O maçı görmüşsünüzdür belki sosyal medyadan falan. Hamburg maçı 3. olarak tamamladı. Ligi 3. olarak tamamladı. Stuttgart'la oynayacaklar burada. Stuttgart'ta zaten düşme mücadelesi verirken burada artık playoff oynayacaklar. Ben mücadeleden var bekliyorum. Hamburg'un atacağı golle daha çok güveniyorum açıkçası. Stuttgart zaten kadro kalitesi olarak daha yüksek bir takım ama Hamburg'un da bu maçta çift ayaklı bir mücadele bu da. Hamburg'un da ben burada gol atmasını bekliyorum. KG var olarak 42 gibi oradan ideal öneririm. Rahatlanacaklar bol şanslar. Son mücadelem Utrecht ile Spartak Rotterdam karşılaşması. Ben burada Utrecht tarafında olacağım. Utrecht'in doğrudan galibiyetini 1.60 gibi oran açmışlar. Bence oran riski karşılıyor. Şöyle de bir şey var. Utrecht takımına baktığımız zaman da geçen maçını izledim bu arada. Kırmızı kart görmesine rağmen ev sahibi 2.5 ve maç sonu 1 olarak canlı olarak önermiştim. Ev sahibi 2.5'ını 1.80'de, maç sonu 1'i de 1.40'tı. Hatta herkese açık gruba da atmıştım son mücadelesinde. 3-2 Emmen'e karşı galip geldi sanırım. Kırmızı kart görmesine rağmen 3. golü de bulmuştu Utrecht takımı. Ve şöyle bir şey var. Utrecht'in şansı yani Rotterdam'a hep gitmiş. Aralarındaki oynanan maçlara baktığımız zaman da kendi evinde Utrecht kolay kolay maç kaybetmemiş. Son oynada 6 mücadelenin 5 tanesini de kendi evinde kazanmış ve kendi evinde iyi bir takım, baskılı bir takım olacağını düşünüyorum ben Utrecht'in. Hem galibiyeti öneriyorum 1.60'tan. Mücadeleyi korner açılırsa muhtemelen 9.5 bandında açılır gibi geliyor bana. 8.5 9.5 bandında da korner alabilirsin. Her iki takımda çünkü korner atan korner atan takım korner atan takımlar olduğunu da söyleyelim. Değerlendirecekler de bu yönde bir değerlendirme yapabilirler diyerek geçelim. Toplamda 8 adet mücadelem vardı. İdeal ve yüksek oranlardan anlatmaya çalıştım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Videomuza like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şu kanalı bir abone sayısını da arttıralım lütfen. Sizden ricamdır. Sevilla Roma maçı konu sizlere sorduk. Yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.